Efendim Halk Bir Ekranları hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sağ tarafında Buğra Aflaz var. Merhaba. Sol tarafında Orhun Kayak var. Merhabalar. Bugün şu elimde görmüş olduğunuz Warhammer Dawn of War 3 isimli oyunu hem ilk bakış hem yarı incelememsi oynayacağız. Buğra kendisi oynadı çünkü bizim çok aramız yok Warhammer'la. Buğra dedi ki ben bu Ulvi görevi severek üstlenirim. Hadi bakalım girdim bu topun altına, anlat bize oyunu. Hadi bakalım. Hemen başlayalım. O hemen başladı lan. Çok gerçekten bak adam veriyor yani. Ne diyorsa o. Bizde neyse o. Şimdi single player'dan başlayacağız. Hemen anlatayım oyundan biraz başla, sistematikler geçsin. Şunu sorayım önce temel, şimdi tabii ilk defa seninle beraber oyunu anlatacağız. Temel olarak şunu vermek lazım aslında. Hani burayı da ısındırmış oluruz bu konuda belki. Bizdeki formülü şu, önce oyun ne? Oyun bir strateji oyunu yani. Bravo işte bu çok iyi. Real time falan diyor. Real time strateji. Burada bütün ekibinizi kontrol edebileceğiniz bir alan var. Fakat oyuna başladığımızda tek bir karakteri kontrol ediyoruz. Bize birazcık hero sistemini, oyunda bir sabit bir hero sistemi var. Onu öğretecek. O yüzden Gabriel Angelos'undan elemanı kontrol edeceğiz daha ağırlıklı olarak. Ama genelde şu tip bir orduyu kontrol ediyoruz. Hepsinin ufak özellikleri var. Tam olarak nasıl diyeyim? Warcraft'a benziyor. Evet, Warcraft sistemi yani. Warcraft 3. Aha, mesela şu an hero'muzun özelliklerini. Oha. Bayağı yapıyoruz. Yalnız aynen. Oyun bayağı iyi gözükmüyor mu? Abi şahane gözüküyor. Çok çok güzel gözüküyor. Ya bütün hero'ların bir aktif, bir de pasif, birden fazla aktif, bir tane de pasif özellikleri oluyor. Aktif özellikleri şu anda sadece W'su açık, yani intikam. Pasif özelliği de burada kritik vuruş. Belli bir vuruştan sonra Gabriel Angelos etrafı dağıtan bir vuruş yapıyor. Bayağı MOBA'lardan alışkın olduğumuz özellikler falan gibi bir durum var. Ya zaten bu gerçek zamanlı strateji oyunu, MOBA'ların da atası olduğu için çok da şaşırtıcı değil. Yani. Bravo. Ben şeyde ödüyorum. Hayır, ben niyeyse Warhammer Dawn of War denince biraz daha şey, hani Total War, kafam o tarafa gitti. Hani öyle bir şey bekliyordum. Real time strateji, gerçek zaman strateji görünce birazcık şaşırdım şu an. Ama önceki oyunlara göre biraz daha az olumlu karşılanmış. Aynen, yani çok evet. Negatif yorumlanmamış ama evet sebebi evet. Sanırsam tarzının çok Warcraft'a kayması mı? Aynen öyle. Ya şimdi şöyle bir problem de demeyeyim de bir RTS için hani herhangi bir RTS olsa bu oyun okey çok güzel. Gerçekten evet. Muhteşem bir oyun ama Warhammer denilince biraz daha insanlar daha farklı bir şey bekliyorlar. Daha Warhammer evrenine uygun oyun bekliyorlar. Bu birazcık daha dediğim gibi StarCraft, Warcraft tarzı. Yani o tarz RTS'lere kaymış. Kötü bir oyun değil ama demek ki yani Warhammer severlerin belki beklediği tat biraz daha bundan farklı. Aynen öyle. Yani. Aynen. Peki hikaye olarak tatmin edici bulduğumuz hikaye olarak seversen. Gayet güzel. Hikayesi gayet güzel. Zaten hikayenin yani Warhammer oyunlarına alışkınsanız zaten single player'da bu spoiler değildir. Sonunda ilk ek pakette gelecek ekibi tanıtırlar, ırkı tanıtırlar. Bunda da aynı şekilde gelmiş. Seslendirme falan inanılmaz iyi. Hiçbir problem yok. Hikaye gayet güzel. Daha çok tutorial'ımızı ilerliyor ama hikaye. Yani oyun multiplayer. Devamlı öğretiyor seni. Tabii. 18 bölümden başından sonuna yani. Tabii tutorial yani bir devi portal havası var. Daha çok hazırlıyor seni neler yapılabilir, neler yapılabilir diye hazırlıyor. Ben de onu merak ediyorum zaten. Multiplayer odaklı bir oyun aslında. Aynen öyle. Biraz da. Fakat tabii hani multiplayer'da şimdi MOBA'larla rekabet etmek biraz zor olduğu için ama belki daha old school dediğimiz hani bu tarz RTS'deki mücadeleyi özlemiş oyuncular için bir alternatif olabilir kendisi. Aynen. İlk elemanlarımız geldi galiba. Aynen ilk elemanlar geldi. Bunlar bakayım. Gözcü mangası. Bunlar biraz daha gizlilik üzerine. Şu anda mesela gizliler. Hiçbir şekilde görünmeyecekler. Ben görüyorum. Sen görürsün. Onlar da görüyorlar. Yani. Onlar görmüyorlar. Aa görüyorlarmış. Evet. Buğra oynamayı bilmiyor. Hayır görmüyorlar. Yalnız herkesin de oyunda esasında bir şey buluyorum. O da çok komik olmuş son zamanlarda. Nasıl oldu ya? Şey üzerindeki cloak bir şeyden ötürü açıldı. Ama aynen öyle. Neden açıldığını bilmiyorum. Onun da cevabını ona vermesi lazım. Yani. Evet. Şu an resmen 70 milyon önünde rezil oldu. Böyle bir falan. Allah Allah. Açılmaması gerekiyordu. Ben de açılmamıştı. Hatta oyun çok kötü. Oyun böyle şeyler yapıyor işte. Sizi şaşırtıyor. Oyun olmamış. Peki ben şey sormak istiyorum hemen. Tamam. Bu şimdi Warcraft 3'e de andıran bir yaklaşan bir oyun olmuş dedik. Bu şey mi? Base building yani nasıl üst kurduğumuz, adam bastığımız falan filan bir türde bir. Aynen öyle. Evet, zaman. Single player'da evet. Belli bir süre göremeyeceğiz. Bu arada single player'da onu da söylemeye atladım. Bütün ırkları tanıtıyor size. Yani her bölümde farklı bir ırk oynuyormuşçasına. Baştan sonra tek karakter üzerine değil yani. Evet, evet. Şey gibi de değil. Tanıtıyor. Red Alert'larda olduğu gibi önce bilmem ne tarafını yani da işte StarCraft'larda olduğu gibi değil. Aynen öyle değil. Hepsini tanıtıyor. Yani dediğim gibi hakikaten tutorial gibi düşünülmüş ve şey yapılmış yani multiplayer'a ağırlık verilmiş. Mesela bu rahatsız ediyor mu senin? Ben bazı oyunlarda mesela bunlar rahatsız oluyorum. For Honor'da da vardı. For Honor mesela fena bir single
campaign modu yoktu ama tabii single campaign için oynadığınız bir oyun değil aslında. Oynarken yani onun yüzden şaşırıyordunuz oynarken ama tüm oyun boyunca tutorial havası vardı. Ve seni multiplayer hazırlıyordu aslında. Bu mesela single player seven yani tek oyuncu oynamak sevenler için rahatsızcı bir sorun. Mesela ben bunu hiç haz etmiyorum multiplayer'dan. Böyle bir old school RTS oyunu istiyorum ve aldım bunu. Single modu beni tatmin eder mi? Bu kesinlikle etmez. Yani şöyle, niçin aldığınıza bağlı yani. Oyun niçin şöyle aldığına bağlı birazcık. Dawn of War oynayacaksan multiplayer oynayacaksın zaten. Yani Dawn of War zaten başından beri olman lazım. Aynen öyle. Yani. Başından beri multiplayer'a. Yani StarCraft mesela ilginçtir. StarCraft da aynı şekilde multiplayer oynayacaksan alınır ama single player da çok başarılıdır bence. Ya evet, bunu yapan firmalar var. Ama ne yazık ki bu olmuyor. Ne yazık ki bunda değil. Kaç saat sürüyor peki ortalama? Ortalama 6-7 saat içerisinde eğer ki iyi oynuyorsan 5 saat içerisinde falan bitirebiliyorsun single player campaign'i. Benim 9 saat sürüyor. Evet, ben de bir 10 saat oynuyorum. Yani o kadar beceremiyoruz. Olay ama dediğim gibi multiplayer'da. Bir karakterlerin farklılığı seni tatmin etti. Mesela şu an karakter çok hoş gözüküyor. Eyvallah. Gabriel keyif veriyor. Evet. Ama diğer karakterlerde mesela bu özellikleri olsun, görsel olarak sunduğu, görsel olarak zaten şölen olsun. Evet, görsel olarak kesinlikle çok 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 güzel. Yani bir strateji oyunundan beklenmeyecek derecede güzel görselleri evet, var oyunun. Aynı şekilde karakter modellerine gelecek olursa onlar zaten iyi olmuş ve değiştirmeye de açık. Yani renklerini değiştirebiliyorsun. Çok daha Dawn of War 2'ye göre çok daha fazla şey vermiş. Kostümize edilebilir. Yani değişiklikler yapabiliyorsunuz. Rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Ama işte belli stiller vermiş. Yani bu şekilde değiştirebiliyorsun gibi. Yani sadece ana renge, yan renge ve ufak bir şey de yani bildiğiniz desenleri yapmak zor. Ama dışında belli sınırlar içerisinde bir customization var. Ama çok detaylı bir customization var. Yani gerçekten çok fazla renk. Çok fazla şey var. Her renk var neredeyse. Bayağı moda ikonu olmak istiyorsan burada test edebiliyorsun kendini. Aynen öyle. Söz konusu yani. Aynen öyle. Şimdi makine hangarını. Genel olarak yaptığımız şey yani Lumber Lumber ilerlemekti. Bu basit bir bölüm yanında. Ama ilerleyen bölümlerde üst kuracağız galiba. Tabii, yerleşeceğiz falan. Hı-hı. Oradan bir bölüm gösterme şansın var mı yoksa en baştan girdiğin için orayı gösteremiyorsun? En baştan girdiğim için. Yani chapter seçmek gibi bir şey yok yani. Yok onu yani şu anda şeyden dolayı benim bilgisayarımda olmadığımız için. Şey dosyamız yok. Keşke kulağı da atsaydın. Evet, keşke öyle bir şey yapsaydım. O yüzden. Ben şu yüzden anladım. Ben Nuray'a bunun üzerinden puan vereceğiz video bittiği zaman. İlk videosunda nasıl bir performans sergiledi? Hani çünkü şimdi sohbet etmek ayrı bir şey, oyun anlatmak ayrı bir zorluk oluyor oynarken. Bir de gerçek zamanlı stratejileri anlatmak daha da bir zordur. Evet, aslında o biraz detaylı. Oynamanız gerekir ki falan hani. Çok detaylı yani. Hakikaten bir de şey olduğu için daha... Mortal Kombat mı var? Ne olacak? O Mortal Kombat'ın ejderhası değil miydi lan ortadaki? Çok bayağı tabii. Skorpiyon geliyor falan. Peki şey sormak istiyorum hazır bir sinematik girmişken. Taş, kağıt, makas şeyi var mı? Var. Üniteler arasında. Sistem evet. Taş, kağıt, makas sistemi var. Gerçi bu belki çok basic bir soru oldu. Diğerlerini bilmediğim için bu arada ben. Hani bilmeyen bir insan olarak da soruyorum. Multiplayer'a odaklı olduğu için evet var. Bu sistemi gayet güzel oturtmuşlar ama şöyle bir şey gördüm. Onu şu anda gösteremiyoruz ama birazcık anlatayım. Umarım geçer izleyenlere de. Şöyle bir şey oturtmuşlar oyuna. Hero sistemi zaten vardı. Bu arada şey gibi olmasın. İlk kez gelmiş bir sistem değil ama bu sefer abartmışlar sanki yani öyle böyle değil çok inanılmaz güçlü hero'lar geliyor yani oyunu direkt bozabiliyorlar bütün şeyi bozabiliyorlar. MOBA'ya biraz daha yaklaşmak isteme amacı olabilir mi acaba hero'ların güçlenmesi yani, sebebi? Ben şey gibi düşündüm hani hızlı oyun diye düşündüm hani RTS'lerde şey vardır ya yavaş ilerleme yavaş yavaş gelişirsin falan hani eğer ki profesyonel değilsen nasıl diyeyim bir StarCraft veteranı değilsen her zaman için yavaş ilerler oyun. Belki hızlandırmak bunu hızlandırmak istemiş olabilirler gibi geldi ama hem güzel bir sistem gerçekten hızlandırıyor oyunu gerçekten yani 10-15 dakikalık bir elle multiplayer'da gayet güzel bir şekilde oyun oynayabiliyorsun ama bir yandan da abi çok güçlü yani karakter. Hakikaten şimdi ölmüyor, diyelim ki şey değil. RTS tadını kaybediyor. Aynen öyle. Onu o karakterleri getirmek için de belli bir eskiden şey yapardın. Nasıl diyeyim yine güçlü karakterler gelirdi. Geliştirebilirdin onları. Bunlar tam gücünde geliyor öncelikle. Merhaba ben geldim diye geliyor. Level falan atlamaya gerek yok. Bam diye geliyorlar. Sana geldiklerinde inanılmaz güçlü oluyor ve herhangi bir şey kastırmana gerek yok. Yani oradan bir şey toplamana gerek yok. Evet. Belli bir hero point diye bir şey var. Onu o geldiğinde o açıldığında ancak şey yapabiliyorsun. Bunlarla sersemletebiliyorsun bu ya arada. Bir yandan ben bunu olumlu bir şey olarak algıladım bu arada bu hero'lara yapılan şeyi. Çünkü hani ben hatırlıyorum daha diğer oyunlarda mesela hero'ları ya da işte özel karakterleri, Age of Empires'da özel ismi olan karakterleri mesela tarihi karakterleri
ölmesinden korkup zaten ben hiçbir yere yollamazdım. Yani onun yerine ha, şimdi zaten güçlü, yani ölmeye yaklaşırsa da kaçacak vakti olur falan diye rahatlığında oynamak güzel. 3 tane hero çağırabiliyorsun oyun başına multiplayer'da. Üçü de yani genellikle şöyle ayarlamışlar gibi geldi. Hani early game hero'su, yani oyun başlangıcında kullanacağın hero, mid game hero'su ortada kullanacağın ve late game hero'su sonunda kullanacağın hero diye. Sistem güzel, kesinlikle güzel ama ben birazcık şey buldum. Yani çok özünü basit kaybetmiş. Evet, çok basit. Ya ama şimdi gelmiş. Şöyle bir gerçek var, yani hani gerçek zamanlı strateji oyunları ilgi olarak da hani insanların ilgisi de ölüyor, tür olarak da ölüyormuş gibi geliyor. Çünkü ilginin azalmasından kaynaklı. İnsanlar da yapmak istemiyorlar. Evet. Birazcık evrim geçirmesi gerektiğini daha önce başka bir videomuzda da konuşmuştuk aslında aşağı yukarı. Hatta MOBA'lar bunun biraz sonucudur diye. Evet. Şimdi RTS'liğini de kaybetmeyip MOBA'lığa da yaklaşmaya çalışmanın bir şeyi olmuş bence burada. Aynen. Hani ya pick ve ban sistemi geldi bir direkt benim aklıma. 3 tane hero oluyor işte vesaire falan filan dediğin zaman. Yani belki de beklediğimiz yenilik yani. Olacak mı olmayacak, onu oyuncular karar verecek. Evet ama en azından bir deneme var. Bunda olmazsa başka bir oyunda başka bir şey denenecekmiş falan gibi de geldi bana. Aynen. Ben olumlu yaklaştım açıkçası buna ama tabii oynayan fan kitlesi tabii. Aynen, fan kitlesi için biraz üzücü olacaktır kesinlikle. Ama şey değil yani, bu sistemin evet dediğin gibi biraz da yeni gelen oyunculara daha açık bir sistem olacağı kesin yani. Zaten onu soracaktım ben de. Mesela anladığım kadarıyla bu sorunun cevabı gerçi olumlu olacak ama hiç Warhammer serisiyle alakası olmamış bir insan. Bu oyunu alabilir mi? Ya daha doğrusu aldığından keyif alır mı? Biraz zor bir soru. Yani şöyle, Warhammer için biliyorsun masaüstü boyunu aslında. Tabii çok yani, köklü bir yani şey çok var. Çok bayağı köklü. Yani onlara biraz açıklayayım. Yani biraz öğreteyim, bak bu olay böyle, biz 40 yıldır bunu oynuyoruz değil oyun kesinlikle. Yani ama RTS seviyorsa, RTS'ye alışkınsa, StarCraft'ı oynadım, ben Warcraft'ı oynadım, yani ben oynuyorum bu oyunları diyorsa, evet, daha açık bir oyun. Ama hiç alakası yoksa RTS ile biraz daha kapalı. Evet, yani kapalı. Ya zaten RTS'nin kendi olayıdır. Eğer ki strateji oyunları genel olarak şey olduğu için çok fazla bilgi, sana şu anda 40 bin tane bilgi anlatacağım tarzı olduğu için yani genellikle kapalı oyunlar. Bu da pek farklı değil. Ama benim gördüğüm kadarıyla en hızlı başlayan oyunlardan biri ben. Aynen. Çünkü bir anda olaya daldım. Evet. Hani çat diye şeyin önündeydin yani. Tabii normalde abi. RTS oyunları biraz daha ağır giriş yapar. Bu aynen. Hani direktman mevzuya girdi yani. Aynen öyle. Bu arada oyunun Türkçe olması da bilgi olarak vermek lazım. Evet, seslendirmeler tabii ki değil. Değil ama metinlerin hepsi metinler, Türkçe. Evet, metinler Türkçe. O yüzden ne oyunu İngilizce bilmiyorsan... Hiçbir şey Türkçe olmuyorken bu oyunun Türkçe olması... biraz ilginç, evet değil mi? Gerçekten ilginç ya. Yani. Bayağı Türkçe oyunumuz var eyvallah ama hani bu oyun demek ki Türkiye'de bir belli bir kitlesi var hatır sayılır. Yani evet, dünyada bayağı hatır sayılır kitlesi var. Yani ama ben Türkiye'de de var. Tabii Türkiye'de de var. Ya şey düşündüm, biraz da onunla ilgili olabilir. Benim de Steam'in Türkçe olduğu için. Ben de görmüşüm, fark etmiştim. Belki şeyden de diye düşündüm. Hani fan kitlesi çok büyük. Belki fan kitlesi çevirmiştir. Yani direkt Steam'e. Firmada şey yapmıştır. Firmada direkt koymuştur. Aynen. Mantıksız değil, doğru. Çünkü mantıksız zaten değil. Oyun yani bugün çıkmadı. Aynen öyle. Biraz abi işte Burak gelince baktık ki oynayabiliyor. RTS'e oynar mısın dediler. Oynarız abi. Oynarız abi, ekmek parası. Çünkü ben en son... Al bakalım şu peşimde. Şey var çünkü yani ben en son RTS oynadığımda herhalde bayağı gençtim yani. Bayağı da RTS. Ben de en son StarCraft'ta oynadım. Yok hayır, yalan olmasın. Aa, ben en son Age of Empires 2 oynadım ama yani 3-5 sene önce oynadım. Ben hani... daha yeni oynadım yani bir yıl geçmedi. Şey oynamıştım en son, bir tane 4X denilen bu daha böyle detaylı oyunlardan bir tanesini oynamıştım. Adını şu anda hatırlayamadım. Artık bir dahaki. Endless şey Space falan olabilir mi? Endless Space, aynen. Yakın zamanda Endless Legend, pardon. Legend. Endless Legend. Vay, çok da beğenmiştim. Çok da beğenmiştim. Ben çıkayım artık. Birbirinizi çok zaten anlıyorsunuz. Benim tabii hiç şeyim yok. Alakam kalamadı maalesef. Ama çok başka güzel bir videoda bunlar konuşursun. Ben yokken konuşursun. Elis anlamaz. Biz sonra şey yaparız falan. Haftaya biz onlara... sen seviyorsun. Nasıl, beğendin mi? Bak nasıl cüf cüf yapıyor. Ne oluyor abi? Ateş mi ediyorlar? Evet. Kendimi ezdirmem lan. Kapatın, F4 alt çekiyorum böyle. O zaman son olarak sen bayağı zaten oyunu incelemişsin. Yani evet. Hani ben ilk bakış yapacağız kafası ötürüm ama bayağı incelemeye döndük mevzu olarak yani. Bir puan da alalım senden Warhammer'ın bu versiyonu için. Dawn of War 3 yani bu versiyonu, bu oyunun adını bile unuttum. Yani şimdi şöyle, Dawn of Evil War... Evil'i devleme şimdi ha, söyle. Son yorum ve puan. Ya ben şöyle söyleyeyim yani, Dawn of War seven birisi olarak puanım 7. Ama Dawn of War'la ilk kez karşılaşmışsam diye bakayım, yani bu bir RTS, ben bunu aldım, ben bunu oynayacağım dedim. Abi o zaman 8-9'a, hatta 9'u zorlar. O kadar değil. Gayet güzel bir oyun. Gayet güzel. Ben de şey demek istiyorum ya, hani campaign kısmında biraz daha öyle, hani single player, hani multiplayer odaklı olmasını hani...
daha doğrusu bu senin fikrin değil, gördüğünü söylüyorsun olay meselesinde. Oyun gerçekten o kadar multiplayer'e odaklı olmasa ya da multiplayer odaklanmanın yanında single player tarafında da güzel bir campaign'i var, skirmish'leri var, yapay zekası falan gibi hani bir dünyası olsa gerçekten çok daha ilgili yaklaşabilirdim. Çok çok güzel gözüküyor. Ama evet. Multiplayer tarafı beni biraz soğuttu açıkçası. Ben de zaten yedinin o 7 puanımın şeyinden dolayı yani onu açıklayayım. Yani multiplayer'a çok odaklanması. Ben multiplayer oynamayacağım çünkü yani. Evet. Kesinlikle oynamayacağım. Bir single player seven birisiyle daha karşılaşıyorum. Öyle multiplayer arkadaş şirketin adını değiştiriyoruz. Bunu daha önce geldiğimde de söylemiştim. Hani şeydi. Online competitive oyunlar yani çok güzel, evet. Seveni için kesinlikle güzel ama yani yeni giren biri için o kadar da çekici değil ya. Değil yani. Çünkü tokatlıyorlar. Yani hiç acıması da olmuyor karşınızdaki insan. O da bilmiyor iyi misin kötü müsün. Şey zaten yani dünyada kaç tane insan var online oynayan? Bunların kaç tanesi farklı oyunlara gelken çok çok merak. Mesela dünyada 15 milyon insan online oynuyor ama adam mesela oynuyorsa hani bu oyuna bir yandan yatırım yapar mı yapmaz mı çok farklı bir şey sunman lazım senin, onu sunabiliyor musun bilmiyorum. Yani Warhammer belki o işin altından kalkabilir ama herkesin böyle girmesi gerçekten bir sürü fail diye tabir ettiğimiz projeye yelken açabiliyor. O zaman Warhammer Dawn of War 3'ten bu kadar diyelim efendim. Kendisine vakit ayırdık. Buraya çok teşekkür ediyoruz. Ben de onun üzerinden sana 5 veriyorum anlatmayı. Onun üzerinden 8.5 veriyorum. Bak notum kıt kıt. Ama güzel. İlk şey video sadında ben işte gayet güzel derleyip topladım. Orhun bu kadar iyi anlatamaz yani. Gerçekten. Dün bir Densez anlattım ben bile anlamadım. Yani dün bir Densez anlattı. Yani adam resmen ansiklopediyi 2 dakika içerisinde okumuş gibi. Bir anda oyunla ilgili bir sürü şey biliyordum ama yoruldum. Yani Metris gibi download ediyoruz diye. Valla yordu beni. O videoda yayınlandı mı yayınlanmadım bilmiyoruz ama o videoda 3 adam 3 oyun oynuyor kafasında bir videoydu. Eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz veya izleyeceksinizdir diye yakın zamanda söylemiş olalım. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.